بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çenek olmak nasip ve mesir eylesin. Değerli müminler, Allah-u Teala Celle Celaluhu peygamberlerini toplumlara nasıl peygamber olarak gönderdiğini, onların her kesimine ve özellikle de idarecilerle zor mücadeleleri nasıl yaptıklarını, Müslümanların da küfür idarelerine karşı, İslam dışı sistemlere karşı mücadele etmekle zorunlu olduklarını, İslam'ın sadece vicdan ve şahısta değil, evrensel anlamda yeryüzünde İslam'ın önünde fitne ve engelden kalmayıncaya kadar cihad etmekle zorunlu olduklarını Musa Aleyhisselam kıssası bizlere öğretmektedir. Tabii peygamberlere verilen hem ilahi vahiy, hem manevi destek, hem de özel mucizeler vardır. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı da bu mucizelerden burada iki tanesi beyan edilmektedir. Bu iki mucize ile efendim göndermiştir. Bu iki mucizeden birincisi geçen hafta çok kısa dokunmaya çalıştığımız asa mucizesiydi. İkincisi de yedi beyda, yed el demek, beyda da beyaz el demek. Böyle mahiyetini Rabbimizin bileceği beyaz, kusursuz, tertemiz bir el ve o elin içerdiği hareketler olan iki özel mucize anlatılmaktadır. Burada bir ayet-i kerime açtım, onu hatırlamak istiyorum. İsra Sure-i Celilesi'nde geçen 101. ayette Cenab-ı Hak diyor ki وَلَكَ تَعْتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَىٰ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Ant olsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik diyor. Kaç tane? 9 tane mucize verdik diyor. Bunlardır. Başka ayetler anlatılıyor. Demek ki peki bu kadar verdiği halde inandılar mı? İnanmadılar. İnanacak olan bir iki tane de yetiyor. Ki müminler inanmak için de mucize istemiyor. O mucizeyi karşıdakiler ister. Mesela müminler velinin kerametini de istemez. Hani birisi velidir. Kerameti var mı yok mu? Öyle bir şey düşünmezler. Neye bakarlar? İslam'daki istikametlerine bakarlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ 8. ayet Mücadele Suresi'nde diyorlar ki İçlerinden şöyle demiş bir kısım insanlar, söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etseydi. Hani peygamberler hakkında, Allah hakkında, Allah'ın salih kulları hakkında içinden bir şey konuşuyor. Bir gün biri bana öyle dedi, işte birisi için veli deniliyor, evliya deniliyor, ben de ona içinden söylendim, veli olsaydı benim kötü adam olduğumu bilirdim. Kötü adama cevap vermeye bile değmez. Bilir mi, bilmez mi? Ben bilmem ama dedim. Allah bildirmeydi de kimse de bir şey bilemez ama sen bu ayetin durumuna düşün dedim. Bakın ne diyor ayet? İçlerinden diyorlar ki söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse kendi içinden konuş. O zaman demek ki Müslüman keramet beklentisi ya da mucize beklentisi içinde değildir. Ama görürse şu kadar büyüklüğü, kudreti, kıymeti anlar. Şimdi birincisi dedik ki asa mucizesi, ikinci mucizeye gelelim.
mucem değil de daha ziyade gömlek yakası anlamında ifade ediliyor. Elini boynuna böyle sok, peki sonra ne olur? Tahrül beyna ilgayı su, bembeyaz bir halde, hiçbir kusursuz, hastalıksız, özürsüz, tertemiz olarak çıksın. Demek ki bu elin farklı bir mahiyetteki nuraniyetine işaret ediyor. Şimdi burada kitaplardan bütün yetkiyince bakmaya çalıştık. İki şey var. Bir, el mucizesinin kudretini göstermek, kendi elinde olmayarak yerden ortaya bir beyazlık koymak. İki, bunun acaba mecazi olarak bir manevi güce, hikmete, ilme, hastalık olmayışına, özürsüzlüğe, ışığa, güneşe işaret eden yönü var mı diye bir de böyle tefsir etmeye çalışmışlar. Bunun bir zararlı noktası şu, tüm mucizeleri olağanüstü olmaktan çıkarıp akli bir anlayışa getirmeye çalışmak bu Kur'an'a bakışta biraz kusurlu bir bakış oluyor. Yani hiçbir mucize o anladığımız olağanüstülükte değil, akılla yorumlanacak bir şekilde getirilir. O zaman onun mucize olması nereden meydana çıkacak? Şimdi de bu tarafı var. Buradaki el konusu hakikaten bir elin özürsüz imrenilecek, ışık saçabilecek kadar pırıl pırıl olması mıdır? Ya da elden meydana gelen hikmete, cemale veyahut da Allah'ın kudretinin farklı bir göstergesine bir işaret midir? İki görüş üzerinde durmaktadırlar. Ama genel olarak elin bir beyazlık ve bir parlaklık içerisinde olduğu meyandır. Tabii güzellik konusuna gelince, biz Yusuf peygamberin de güzelliğini biliyoruz. Dediler ki, bu bir beşer değil, ancak bir melektir dediler. Aslında insanlar meleği görmemişti ki melek olduğunu bilsin. Ama meleklerin temiz ve kusursuz olduklarını bildikleri için ne yapıyorlar? Meleğe benzetmeye çalışıyorlar. Halbuki biz de melek kızlara derler ekseriyetler. Onlar Yusuf Aleyhisselam'a melek demişler. Biz de birine melek desek erkeklerden. Kıza da melek ismini koymak doğru mu? Çok bilemiyorum. Biraz sıkıntılı gibi geliyor bana. Neden? Çünkü onlar melekleri dişiler olarak kabul eden müşrikler. Böyle ayetler var. Meleği dişi olarak kabul ediyor. Halbuki melek ne dişi, ne erkek. Öyleyse bu isimden sakınmalı ya da daha büyük hoca efendilere, farklı mutaralara sual etmekte fayda vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor mu şimdi, elini böyle sok veya çıksın. وَعْمُ اِلَيْهِ جَنَاهَكَ مِنَا رَبِّ فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانَ مِنْ رَبِّكَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ Buyuruyor ki, korkudan açılan kolunu kendine çek. Yani toparla. Şimdi de korkudan açılan kolunu. Diyorlar ki bu kanat açmaya benziyor burada ayet-i kerime. Çünkü dikkat edin cenah kelimesi kanat işareti. Kuşlara benzetilmiş. Nereden geliyor oraya? Kuşlar korkulu oldukları da tüyleri ayağa doğru kalkar. Kanatları da açılır. Emin oldukları zaman dikkat edin. Öyle sakin kanadını kapatmış. Güven içinde dururlar. Öyleyse kuşun korktuğu gibi kanadı havada uçmaya ya da korkunun işareti bir davranışla olma. Sana güven gelsin. Konudu kanadını indir ama bir endişe taşıma gibi anlatmaya çalışıyor alimler. Mesela insan da korktuğu zaman tüyleri diken diken olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Yani böyle bir heyecanlandı, muhane bir şey olduğu zaman sanki niye? Sükunet olunca tüyler bile sükunet kuruluyor. O zaman Firavun'a git ne demek biliyor musun? Yani bunun dönüşü olmayan bir yol gibi gelir. Firavun'u en iyi tanıyanlardan biri Musa Aleyhisselam belki 30 yaşına kadar onun yanında durdu. O zaman buradan ayet-i kerimede buyuruyor ki kolunu kanadını çek, toparla. Peki ne olacak bunlar? İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Buyuruyor ki فَذَٰلِكَ بُرْهَانَا Bu iki delil bir asa, asayı Firavun'un yanına gitmeden öğrendi biliyorsunuz. Onun yanına
etmeden وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَاي Nedir ısa elindeki dedi, asa ne işe yarar dedi, anlattı. Sonra o öğrendiği asa ile ne yaptı? Üç iş yaptı. Neydi üç iş? Birincisi, İsrailoğulları için bir tanesi diyelim veya sıralamayalım. Efendim bir taşa vurdu, 12 pınar çıktı. Bir diğeri asa ile suya vurdu, yol oldu. Üçüncüsü asa ile sihirbazların sihirlerini yıktı. Bak görüyor musunuz? Yani o bir asa ile asa sebebiyle oldu bunlar. Hatta anlatmışızdır. Suyu geçince de dönmüş böyle suya dokunmuş, kapanmıyor, hiçbir şey kapanmamış. Allah'ın dilediğiyle olur. Bazen hapı yutarız. Doktor bey der ki vücut tedavi kabul etmiyor. Ne diyor diye bunlara artık hap tesir etmiyor. Demek ki şifa hap vesilesiyle verilir. Verilme manevi şifa durdu mu hapı yutsak da biz hastalıktan uzaklaşmamız mümkün olmuyor. Ama biz hap almamız günah değildir. Ama ondaki şifayı veren وَاِذَا مَرِضُ فَهُوَ يَشْف۪ي Ben hasta olduğumda şifayı veren Allah'tır. Neyle? Nasıl susuzluğumuz suyla acıkmamızı ekmektense onu da ilaç suretiyle böyle şifa vermektir. Şimdi ayet-i kerime buyuruyor ki اِنَّ اُكَانَ اُبَانَا فَاسِقِينَ Çünkü onlar fasık topluluklar değil. Ne demek fasık? Fasık kelimesi Hasan Basri Çağatay'ın mealinde ilk baştaki Bakara'da geçen fasık kelimesinin altında beş mana vermektedir. Şimdi aklında değil, küfür, isyan, günah, yalan veya gıybet veya buna benzer gıybet değil de bu dördü aklında herhalde beş mana veriyor. Yani bazı ayetlerde fasık kelimesi efemen kâne müminen kâne kâne fasıka. Müminle fasık bir olur mu? Küfür anlamında olabilirdir. Bilse ismin füzûku bâder iman. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isim? Günahkarlık anlamına geliyor. Bazı yerde ince ayın fasıkun bine beyin, fasık biri, yalan söyleyen biri haber getirirse diyor. Demek ki ama hepsi şunu anlatır, dinin itaatından dışarı çıkmıştır. Kimisi kafirliktir, kimi günahtır ama hiçbir tanesi olumlu bir anlamda değildir. Allah'ın ulaike mül fasikun vallahu la yehdi kavmel fasikin ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike mül fasikun ayetleri fasıkların sevilmediklerini, hidayet edilmediklerini, Allah'ın hükmüyle hükmetmediklerini anlatır ki müminin fasık denilmesinden hiç hoşlanmaz. O da galiba tarla farzı denir. Hüseyin Belen tarif eder kitaplar. Fasıklık mesela Hucurat Suresi'nde okuduğum ayette İman edenler birbirlerini alaya almasınlar. Alaya alınan erkekler alanlardan belki hayırlıdır. Alaya alınan kadınlar alanlardan hayırlıdır buyuruyor. Birbirinize kötü lakap takmayın, birbirinizi ayıplamayın. Sonra bilse ismi fuzuku bader iman. İmandan sonra fasıklık ne kötü isim. Yani alay edenler, lakap takanlar, birbirlerini kırıp incitenler ve tövbe etmeyenler fasıktır. Kim fasık, kim fasık diye sorarsak Allah diyor ki mümindin, şimdi bu isimleri alınca fasık oldun. Yani güncel söylersek defolu mal gibi olmuş oluyor. Öyle değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim, defolu olmasa bile sakın kimse alınmasın, ben de gider alırım. Çarşamba pazarında bir kişi, bir yenge hanım bizden biri, bir elbiseyi 3 liraya alıyorlar, doğru mu değil mi? Osmancığım haberin var mı? Söylemezsin tabii dükkanda satmak zorunda. 3 liraya bir elbisenin kadınlar kumaşı alıyor. Aynısı bize yakın çarşıda, burada belki 45 lira, 15 lira olsun metresi, bir ama söylüyorum. Şimdi bir dakika, aynısı orada, çarşamba pazarından aldım dedim mi? İyi güzel, bile bile kullandım. Hiç özür olmasa bile aldığın yere göre biraz kişinin statüsü değişiyor. Doğru mu değil mi? Ya bize özürlüyse azıcık, az bir şey. O zaman müminin fasık denilmesi çarşamba pazarından almaya benzemez. Allah'ın özürlü dediği bir insandır. Onun için bunlardan da Rabbimiz sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi buyurur ki ayet, la
ki Musa'ya sen, Rabbi inni katettim minnum dersen, ya Rabbi ben onlardan bir adam öldürdüm, bir nefis öldürdüm dedi. Yani ben birisini öldürdüm. Biliyorsunuz öldürme niyetiyle gitmemişti. Adam ayırırken ya ölürsün ya öldürürsün. Çok var böyle ayırırken araya girip kurşun yiyen, bıçak yiyen. Bunda da ders olmuş işte. Birine bir tokat atmış, adam ölmüş. Evet. Bunun için diyor ki adam öldürdüm. Fehafı en yaptuluğu beni öldürmelerinden korkuyorum. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Buraya lütfen dikkat edin. Eliyle öldürmüş bir adam, hatırlıyor musunuz? Tokat attı yeriyle. Burada ne oldu? Elinin tertemiz oluşuyla da bir mucize verildi. Bununla da bunun ilgisi var mıdır veya nedir? Veya böyle bir şey de düşünmemizde fayda vardır. Kirlenen, ölüme sebep olan bir el, yedi meyda pırıl pırıl gözüken bir el, dünün adam öldürmeye kazayan da olsa vesile olan eli, bugün bir mucizeye vesile olmaktadır. اَتَّيَا اِمْنَنْتَمْ بِكَ مَنْ لَازَمْ بَلَا تَوْبَيْنَنْ مُنَاشِرَانِشِرِينَ O zaman, biz tarih kitaplarında zaman zaman okuruz ki çok eşkıyaydı, eşkıyanın başıydı, ucuydu, sonuydu. Ama tevbe etti velilerden veya mürşitlerden biri oldu okuruz. Hani bu hikayelere gerek yok. O zaman sahabe-i kiram okuyun. İşte şöyle bir insandı, böyle bulurdu, kırardı. Ama Müslüman oldu, bu kadar değerli oldu. O halde demek ki burada da bir el ve öldürme olayının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir de şunu görüyoruz, bir insan bir iş yapmaya kalktığında bugünkülerin background dediği arka planımızda olan işler gelip önümüzde yolumuzu tıkayabilir. Onun için vakit az, 25 dakika kaldı ezana. Bir ayette biz burada ders yapmıştık. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Ben sizin aranızda uzun ömür sürdüm, düşünmüyor musunuz? Bak ayet böyle. Sizin aranızda uzun ömür sürdüm, ne demek? Beni peygamberlik iddia veya vazifenden önceki ömrüm size bir şey söylemiyorum. Buradan da şunu anlıyoruz. Tabii ki kusurlu insanlar da dinin sorumluluğunu, tebliğini yaparlar. Ama temiz olan insanların yapacakları başka bir şey. Musa Aleyhisselam görev aldığı halde kendisi başkası bir şeyler öneriyor ki ben bir adam öldürdüm şimdi ne yapayım ben de. Yani o öldürülen adamın bir sorumluluğunun endişesini taşıyorum. Bu görevi bu meseleden dolayı rahat yapamayabilirim. Ne yapayım o zaman? Şimdi mesela bir adam çok içiyordu, tevbe etti, yola geldi, Musa Aleyhisselam'a benzemez ama dedik ki ona git insanlara ama ya ben dün içiyordum, iyi ya sen ama. Çünkü içmeyin ne olduğunu biliyorsun, içilen yerin ne olduğunu biliyorsun. Tevbe etmenin de başardığını gösteriyorsun. Git anlat. De ki ben de böyleydim ama sonuç fayda olmadı. Yol çıkmadı. Adam öyle demiş önce. Hocam sen içmedin ki bilesin demiş. Sen içtin mi? Yok. Ne karışıyorsun? Ben nasıl devletleniyorum, nasıl heyecanlanıyorum, nasıl unutuyorum diye. İçmek lazım değil ama böyle bir günah işleyenin de tövbeyi anlatmasının ayrı bir hikmeti vardır. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak böyle söyledikten sonra devam ediyor Musa Aleyhisselam. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. Hani kelime olarak bunu buldum, doğru değil ama Allah'la haşa pazarlık etmiyor da peygambere görev veriliyor, o kafasındaki ve gönlündeki soru ve sıkıntıları Allah'la paylaşarak işe başlıyor. Hani bir şöyle düşün, hadi git başla dedi, peki ya Rabbi hadi başla. Allah ile peygamberine konuşma fırsatı veriyor. Konuştuklarına cevap veriyor. Gönlü o işe yatsın istiyor, öyle değil mi? Bilmiyorum anlatabildim mi neyi söylemek istediğimi. Birimize biri vazife verir. O ona bir türlü diyemez ki ben bunu yapamam ya da şurası ne olacak? Utanırız, sıkılırız, korkarız, konuşturulmayız, çıkarız ama işi yapamayız. Halbuki Cenab-ı Hak meleklere diyor ki ben bir insan yaratacağım halife. Onlar ne diye gerek var ya? Bunlar tamam da görürler, biz varız burada. Allah onlara susun oradan ne bilmez cahilsiniz. Ben size bir sordum demiyor. Diyor ki imtihan yapalım, size bu işi göstereyim diyor. İmtihanlar yapıyor ve melekler tövbe
Şeytanla konuşuyor. O da bir itirazda bulunuyor. Ona da Allah neden böyle yaptı diyor. Adem'le imtihan ediyor. O da yanlış yapıyor. Ona da konuşuyor. Peygamberlik veriyor mübarek Musa Aleyhisselam. O diyor ki beni öldürürler. Şöyle olur, böyle olur diyor. Bakın peygamber oldum. Başka adama lüzum yok. Öyle demiyor. Ve ahi Harun huve afsahu minni lisanen fe arsilhu ma'iye. Burada bir duralım. Diyor ki ve ahi Harun, kardeşim Harun'dur. Bakın kardeşim Harun. Bir insan bizim Mustafa deyince hocam araya bak. Çok güzel sözleri var böyle. Der ki kardeşim kardeşe dünyada en büyük yapacağı iyiliği Musa Aleyhisselam yapmıştır. Hiçbir kardeş böyle iyilik yapamaz. Nedir o? Kardeşim peygambere eyledi daha ne etsin diyor. Yani Allah etti ama kardeşim Harun'u da dedi, bana yardımcı kıl dedi. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Mesela bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman nerede? Taha suresinde diyor ki, orada hani şart izadri var ya, dilimden düğümü çöz sözümü almasınlar. Ve kardeşim Harun'u bana vezir kıl, onunla arkamı kuvvetlendir. Taha suresi 25-36 arası. İşimde onu bana kadro tahsisi için adeta şu kardeşime de bu işi ver de diyor. Beraber bu işi yapalım ya Rabbi. Biz beraber imam müezzinlik yapamıyoruz. Öbürü imam cemaatlik yapamıyor. Öbürü müdürlük yapamıyor. Öbürü ortaklık yapamıyor. En zor peygamberlik değil. Tamam onda nefis yok ama onun anlaması kadar kolay değil. O zaman böyle baktığımızda Meryem 53. ayette rahmetimizden sonra Harun'u, kardeşi Harun'u peygamber olarak ihsan ettik diyor. Rahmetimizden kardeşine. Ve o zaman ne diyor? Ya Rabbi diyor, onu bana kardeş olarak huve kapsahu minni lisanen. Onun lisanı, konuşması daha düzgündür. Şimdi biz bir yere gidiyoruz. Eşref hocam, ben, Adem hocam, Hasan hocam ve diğerleri. Ne yapacağız orada? İşte okuyacağız cemiyet var. Şimdi ne okuyacağız ama olmaz. Eşref hocanın sesi, nefesi, yaşı, konumu hangini kurtarır? İşte bu hocanın hangisini kurtarır? Adem hocanın hangisini kurtarır? Onun hesabını yapacağız. Oraya gidip geleceğiz ki Eşref hocam sen bir ezan okun. Hocam onu okuduğu ezanan dövür sokağın başına kadar doğru gider. Nefesi, yaşı. Doğru mu? Tamam. O zaman Adem Hoca okursunuz. Ha Adem Hoca Kur'an okuyamazdır ama ezanı güzel okur. İşidir o, öyle değil mi? Oturur o. E kim bu Hazreti? O, mukabeleyi yüzüne söylemeyeyim. Şu Kur'an-ı Kerim'den size bir tane bir teneffüs hikayesi anlatayım. Hasan Hocam'a biri gelmiş Hasan Hocam. Eşi biliyorsunuz, latife edin. Demiş sen hafız mısın? Hafızım demiş. Her yeri biliyor musun Kur'an'da? E biliyorum demiş. Durmuş adam şimdi hafız biliyor mu? Bir ver bakalım ondan bir Kur'an demiş. Almış bir Kur'an. Hasan Hoca vermiş ona. Açmış bir yer, okumuş, okudu demiş. Hasan Hoca orayı bildik diyor. Bir yerden sonra. Onu da bildim. He, hafız mısın demiş. Vermiş Kur'an'ı Hasan Hoca. Hasan Hoca adamın hakkını çelecek mi? Olmaz öyle demiş, yanlış yaptım. O benim Kur'an'ım, ben onu biliyorum. Sen senin Kur'an'ını getir ondan sonra demiş. E doğru söylüyorsun tabii demiş. Ben benim Kur'an'ı getirip de sorayım demiş. Bakalım ondan bileceğim. Ama adam bir durmuş. Ya onların ikisi aynı değil mi demiş. Nasıl hocam? Şimdi hocama diyeyim ki mübarek Allah'ın bir nimeti. Hocam o toprak işini de anlatayım mı? Anlatmayayım ben. Öyle de kolay olmuyor. Hocam diyor ki, verin o değil ki şuradan hangi sayfayı cüzü söylerseniz söyleyin tık diyor ki. Ama niye öyle diyor biliyor musun? Talebeliğinden sonra hemen hemen elinden hiç cüz düşmüyor. Ben evine gittim, Kur'an kalemin üstünde kolunda duruyor. Eli uzatacağı yerde duruyor. Hocam boyuna okuyor, zannetmeyin ki. Erzurum'da hafızlığı yaptı, kapadı, lazım olduğunda açıyor okuyor. Şimdi ne oluyor? Hocam hafızlık yapmış, genç ama çocuk mukabeleyi okumuş,
arkadaşı gelmemiş. Hafız'ın ikinci adamı gelmeyince onun yerine kim okuyacak? Öndeki devam edecek. Ama onun dersine bakmamış hani. Öbürü okuyacak ya. Ne yapacak? Kalksa da olmaz. Karışık da hani sıkıntılı okumayın diye okur da yüzünden okuyayım oraya demiş. Hafız ama oraya bakmadı ki yüzünden okuyayım demiş. Eve gidiyor ki hanım dedi ki diyor evin köprüsüne gitmiş. Geçince köprüyü. Bak bakayım bana demiş bak. Sen demiş hafız mısın? Hafız. Niye yüzünden bakarak okudun diye. Ufak ceza vermiş hocam. Tabi hocam bir şey diyememiş. Yıllar sonra diyor bir gün çok zor bir yerde arkamdaki hafız gene gelmedi. Ben devam ettim okudum diyor. Demişler işte hafız böyle oldu. Yani bu ne demek? Biz kimin kabiliyeti neye yetiyorsa onu ve ona vermeli. Doğru mu değil mi? Hep Muzer geliyor ya Resulullah bana idarecilik ver. Efendim diyor ki sen bu işi yapamazsın. Diyor. Bu ağır bir iştir. Sen zayıf adamsın. Yapamazsın bu işi. Herkes idarecilik yapabilir mi? İdareci olmazsın demek imanda eksiklik değil ki. Ama biz de her işi biz yapmak istiyoruz. O zaman da ne oluyor? Halbuki bunları anlatıyoruz. Anlatmak kolay. Ama sorduk bir yazara, meşhur bir yazar, Rasım Özdemir'den. Abi avukatlık okulunu bitirmişsin. Avukat olmuş. Büro açmışsın. Avukatlık niye yapmadın? Hani günah, sevap, tavır, İslam, mahkeme. Ondan neden yapmadın avukatlık? Bekliyor ne diyecek mi? Dedi ki, müşterilerden para tahsil etmeyi başaramadım dedi. İş yürümedi onun için bıraktım dedi. Ben dedi müşterilerin parayı bir türlü isteyip alamadık dedi avukatın ama onun için dedi ya memur olmaya geçtim dedi. Buyurun. Geçen gün bir dost diyor ki, ben ticareti pek beceremiyorum ve çoluk çocuğu da geçindireceğim. Birinde param olsa istemeye utanırım. Nasıl geçindireyim? Dedim ki diyor bir iş bulayım ama nasıl bir şey bulayım? Minibüslük, dolmuşçuluk yaptım diyor. 150 kuruş al ver, vermese de vermedi. Ne yapayım? Bak neyse. Bak ne güzel. Büyük paranın içinden çıkamayacak. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Diyor ki Musa Aleyhisselam, kardeşime de bu görevi ver ya Rabbi. Onun konuşması benden çok güzel diyor. Hiç kıskanmış mı? Yok. Biz olsun. E peki Musa Aleyhisselam konuşamıyor mu? İsim vermeyeceğim Atapazarı'da bazı hocalarımızda çok süslü konuşamayan ama çok gönülden konuşan hocamız var. Bir iki neyse. Şimdi isim vermeyin kafası bozma. Doğru değil mi? Konuşurken pek anlaşılmıyor. Sessiz, yumuşak işte diyor ama öyle dinliyor insan. Doğru, gönülden konuşulan bazen kırık dökük şeyler çok edebiyat parçalamaktan hayırlı. Onun için ne diyor Musa Aleyhisselam? Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Dilimdeki bağı çözde insanlar beni anlasınlar. O zaman biz konuşunca en iyi konuşmayı kim yapıyor? Maddi anlamda spikerler. TRT'de çalışanlar yapıyor. Radyodan dinleyin. Bütün kelimeleri anlaşılıyor. Doğru mu değil mi? Görüntü yok. O kadar. Tabii biz futbol okuyoruz. Geçen gün birisi diyor ki bana, hocam kim vaaz etti bu hafta diyor şikayet için söylemiyorum ben de ona benziyorum da. Ne yapıyorsun? Ya ben Valide Sultan'da namazı kıldım diyor. Vaazı bir türlü anlayamadım diyor. Abi ben benim yanımda ki anlayamadım sen oraya kadar nasıl anlayacaktın dedim. Merkez sistemden mi demiş. Hoca bu hızlı bir heyecanı anlatır mı? Yani yapısı öyle. Hep değişmesi mümkün mü bilmiyorum. O zaman ayete dönüyorum. Anlamı güzel olan şu kardeşimden beni güçlendir ya Rabbi, kuvvetlendir diyor. فَاَرْسِلْ مَا يَرِيْهَنْ يُسَدِّقُ مِيْهِ diyor ki, kardeşime öyle bir bu konuda bana bir efendim güven güçlendir ki, onu beni doğrulayan bir yardımcı olarak bana gönder. Beni doğrulayan onun için, رَبِّنِي لَا اَمْلُكُ اِلَّا نَفْسِي وَاَخِيِّ bir gün canı sıkılmış, kardeş kendi nefsinden ve kardeşimden başka kimseye sözüm geçmiyor. Bak, kardeşim ve ben sözünü dinliyoruz ya Rabbi, bu millet beni dinlemiyor. Bu günahkar fasıklarla arama hayır diyor. Sonra iyi iyi yapar, ben yükledim onu. Beni yalanlamalarından korkuyorum ya Rabbi. Beni bunlar yalanlarla var. Onun için böyle bir istekte bulunur. Gayet Cenab-ı Hak diyor ki, peki bunu söyleyeyim de şimdi burada durayım. Peki
peygamberimizin kardeşleri gibi. Öyle için vaaz ediyor. Beraber hazırlıyoruz vaazı. Kim onun kardeşleri düşündü? Efendimizin bazıları şerifler, benden sonra peygamber gelseydi, işte şu gelir Hazreti Ömer için, Ebu Bekir Efendimiz için, Hazreti Ali için söylenen sözler var. Veya bana nispet, ağırla nispet de bana sen böylesin dediği şahıslar var. Ama bir başka var, sahabeye kardeşlerimi özlüyorum dediğini hepiniz biliyorsunuz. Kim onun kardeşleri? Demiş Ali senin kardeşi değil mi? Yok siz benim sohbet arkadaşımsınız. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edenler. Öyleyse biz de Resulullah'ı destekleyen bir Harun olmalı mıyız, olamamalı mıyız? Öyle ya, bana bir ayetler okuyoruz. Efendimiz de öyle anlatıyor. O zaman Cenab-ı Hak diyor, gari sene şüttü adu teke. Biz senin hazını kuvvetlendireceğiz. Yani gücüne güç katacağız. Neyle kadar? Bir yapıyı kardeşinle. Yani seni destekleyeceğiz kardeşinle, seni destekleyeceğiz. Ve ne alüle kumar sultana fena yesilun engeyi ki ayetlerimiz sayesinde size ulaşamayacak. Yani öyle kurulacaklar, öyle güç verecek. Öyle bir iktidar olacak ki size ulaşamayacaklar, kötülük yapamayacaklar. Allah onların kötülüklerinden bizi korusun. Amin. Yani bu geçmişi anlatmak değil ama bildiğim için devrin etkin bir memuru, kapalı insanlar geçiyor arabadayken yanından, önünden. İşte bunlar var ya, memleketin en tehlikeli insanları bunlar. Bunlar memleketi batıracak diyor. Yoldan giden kapalıya bile öfkelenenler var. Hala öfkelerim var mı? Kur'an'da anlatılıyor. وَاِذَا اَتْتَ عَلَيْهِمْ اَيَاتِنَا قَالُوا nasıl dahi? Sure-i Hac'tan وَاِذَا اَتْتَ عَلَيْهِمْ اَيَاتِنَا قَالُوا nasıl? Yok. Açayım okuyayım. Yok, o değil. Kul evren büyük bir şer bin zâlikum ennâ râdâllâhu lezine kefert ve bîsel masîn yekâdûne yestûne bin lezine yekûne aleyhim âyâtına kul evren büyük bir şer bin zâlikum ennâ. Olur mu hocam? Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman onlar sanki sizi parçalayacak gibi bakarlar diyor. Müslümanı görünce öyle, ezanı görünce öyle, namazı görünce öyle, Kur'an'ı görünce öyle çıldırırlar. De ki, bundan daha şiddetlisini söyleyeyim mi? Ateş diyor Allah'ım. Bak, Müslümanı görüyor, öfkeleniyor. İşte ayet-i kerime, Fatih Suresinin son sayfasının bir arkasındaki altındaki ayet-i kerime. Şimdi döndük bu tarafa, tekrar dersimize dönelim. Burada bir şey var, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, biz sizi öyle bir muktedir, iktidar, güç sahibi yapacağız ki, kötü amaçlar size ulaşamayacaklar. En tüma, siz ikiniz. Muza ve Harun. Ve menin tebrakına ve size tabi olanlar el-galibun galip gelecekler. Şimdi böyle inanılsa bu mücadeleden geri durur mu Musa Aleyhisselam? Durmaz, durmamışlar. Peki bu ayetler kime okunuyor? Biz Müslümanlara okunuyor. Şimdi buraya baktığımızda ayet numaramı söyleyeyim. Mücadele 21. Nasıl da ayet? Ketebapam ve amri benle enele özüleyim. Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz. Allah kavi ve azizdir. Bakın ayeti biliyor musun? Başka bir ayet. Mümin edilir. Şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik için kalktığı kıyamet gününde yardım ederiz. Buyurun. Başka bir ayet. Saffat 171 ve devamı. Sözümüz şu ki gönderilen kullarımız hakkında bizim sözümüz şöyledir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendileridir. Bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendileridir. Başka ayetler de var böyle. O zaman burada şu var. Aslında Musa Aleyhisselam'ın şahsında Peygamberimize Cenab-ı Hak diyor ki siz galip geleceksiniz. Ve la teynu ve la tahsenu ve entümü a'lameyin kütümü bin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Peki Müslüman şehit oluyor, o da ayet diyor ki, de ki, bizim için iki güzellikten hangisini bekliyorsun? قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ مِنَا اِلَّا اِلَّا اُسْنَيْنِ İki güzellikten birini mi bize bekliyorsun? Ne demek ki güzellik? İkisi de güzel. Biri şehit olmak, biri gazi olmak. Yani yara bere oluyor mu, galip gelmek. İkisi de güzel bizim için.
Tabii ölmek istemiyor. Ama ölürse kaybetmiş sayın, galip gelmek biraz olur. Bu zaman ayet-i kerime böyle olunca buradan şunu anlıyoruz. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde eğer Allah size yardım ederse size karşı kim galip gelebilir diyor. Ama Allah çekip alırsa da kim bizi kurtarabilir? Bu ayetler de oraya giriyor. Ve buradan aslında bize şunu anlatıyor Cenab-ı Hak. Sonucu belli olan bir olayı bir daha baştan anlatıyor. Biz Musa ile böyle konuştuk. Galip olan sizsiniz. Siz galip geleceksiniz dedik diyor. Halbuki biz onun sonucunu biliyoruz. Musa aleyhisselam galip gelmiştir. Firavun helak olmuştur. Ancak şöyle bir şeyi unutmayın. Şöyle bir vaaz konusu ya da kitap konusu araştırmak lazım. Musa aleyhisselamın Firavun ve yandaşlarıyla yaptığı mücadeledeki yorgunluğu, metotları Musa aleyhisselamın kendisine inanıp da zikzak çeken İsrailoğullarıyla çektiği sıkıntılar. Ne dersiniz? Hadi Firavun'u anladık. Hadi Haman'ı, Karun'u, Meryem'i, ordusunu, Ali, Meleği, Firavun'u. Ama bir de inananlar bile sıkıntı vermişler mi? Vermişler. Vermişler. Hatta Musa aleyhisselam ben vahiy almaya gidiyorum deyip gittiğinde yerine Harun'u bırakıyor. Peygamber bu. Çok güzel konuşan bir peygamber. Sorumlu. Dönüp geldiğinde Samini denilen adamın o insanların bir göten tuzağı ile saptırdığını görüyor Musa aleyhisselam. Önce Samini'nin kafasını tutmuyor. Önce Harun'un kafasını, sakalını tutuyor. Nedir bunların hali? Görmüyor musun? Buyur. Peygamber peygamberin yakasına yapışıyor. Ümmetin halini görmedin mi? E ümmet ne oldu ki? Aslında ümmetin yakasına yapışmıştır. Değil mi? O da diyor ki bunlar arasında fitne fıçık ayrılık çıkartmaktan korktum ondan diyor. Söyledim ama dinlemediler. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer millet sapmak istiyorsa bir peygamber vahide, bir peygamber onların ayağının yanında olduğu halde onlar bir put bulup sapabiliyorlar. Yani şöyle düşünmeyin, peygamber olsaydı olmasaydı sapacak mı yani şaşıracak mı? Harun aleyhisselam bugün aramızda olsa millet puta tapar mı? Tapmaz demeyin. İsrailoğulları zihniyetine düşerse bir kut bulur, tapar. Ve Harun aleyhisselam da dinlemez ki. Kur'an-ı Kerim bunu da bize anlatıyor. Yani peygamberler olduğu halde. Tabi bunun boyutları da var. O boyutta değil ama Efendimizin sağlığında mesela Uhud Savaşı'ndaki zikzak hadise neden kaynaklanmıştır? Düşmanların galibiyeti Müslümanların peygamberiyle olan münasebetindeki sıkıntının sonucunda şehit verdi, öyle olur mu? Bu şu demektir. Müslüman olman yetmiyor. Müslümanlığın icabını da icraya koymak gerekiyor. Yoksa bundan şöyle olur. Biz Müslümanız, Allah her şeyi bize verir. Yok, Müslümanca yaparsak Allah bize verir. Öyle düşünmek gerekir. Buyuruyor ki ayet, فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ Musa onlara apacık deliller. İşte 9 mucize veya asa, 7 beyza ile geldi. وَرْبِدَرْ كِمَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَبِيْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir dedi. O zamanki geçerli amca. O tarz şeyler mucizede öyle görür. Dediler uydurulmuştur. Hatta biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şey vardır da duymadık dediler. Yani bunu da kabul etmiyor. Halbuki Firavun akıllı olsa hadi Musa Aleyhisselam'ı anlamadı. Hadi 9 mucize var. İkisini gördü anlamadı. Harun Aleyhisselam'ı dinlemedi. Sihirbazların imanından etkilenmesi lazım öyle değil mi? Sihirbazların imanından etkilenmesi lazım. Mesela Türkiye'de işte okullarda başarılı problemi vardı. Bundan yıllar evvel hatırlayın hatta 24-5 yıl neyse. Üniversite hocalarından 1500'e yakını veya daha çok sayı yanlış olabilir. Başörtüsünden yana internette imza kampanyası açtılar başladılar. Açtılar. Ne zaman namazda abdestli üniversite hocaları böyle yapmaya başlayınca bu sefer yoğun zaten bunlar dindardan idim adamı olmaz dediler. Niye? Çünkü dine meyyen yere açıkça savunan yok gibi azdı çok olunca kendi adamlarını kendileri yok etmeye başladı. Bu ünvanlardan bir şey çıkmadı. Eşinden profesörler dedi tamam o dedi dedi. Bir profesör de çıktı İslam'dan yana konuşunca ne oldu? Tıpkı Yahudilerin hani hocası vardı da Efendimiz İslam'ı çağırdı, kabul etti. Sonraki
Efendim sordum, nasıldır bu adam? Dediler ki, o bize büyüğümüzdür. O Müslüman olsa olur musunuz? Olur ama olmaz dediler. Efendim onu çağırdı. İslam olduğunu söyledi. Zaten sen şerrinin birisi İslam dedi. Yani zihniyet aynı değişen bir şey yok. Biz babamızdan bunu duymadık diyor. Baba, din baba mıdır? Din babadan alınmaz, din Allah'tan alınır. Baba gelir, geçer. Ama din devam eder. Sonuç, ve kâle Musa ve Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbi a'lem bimen câe bil hüdâ min indihî ve men tekûne lehu âkıbetül dâ minnehu lâ yuhmûl âlemûn. Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun ve iktidarın ve nimetlerin güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Buyurun. Bak işin ayete bakalım ya. Rabbi a'lem, Rabbim bilir. En iyisi. Bimen bu kimse ki câe geldi bir hüdâ. Kimin söylediği doğru benim kimi de yani Firavun'un kimi doğru. Hangisi mutluluk getirecek? Rabbim bunu bilir. Min indihi tarafında ve men tekûne lehu âkıbetü dâr. Bu işin sonu, bu yurdun sonu, bu iktidarın, bu nimetlerin sonunun ne olacağını Allah bilir. Ne oldu? Firavun saraydan kendi çıktı Musa Aleyhisselam. Kovalarken helak oldu gitti. O zaman bu makamlar hep geçti. Bir bakıyorsun, mesela methetmek ya da şey anlatmak için söylemiyorum. Ben imamdım. Tozlu Camii'ne bir mağlubiyet geldi o zaman. 85-87 arası yıl tam hatırlamıyorum. Böyle biraz dizlerini bükemedi. Secdeme haz etmiş. Yoksa ayaklarım ağrıyor. Ayağa kalktı, imamları selamlamaya, tanışmaya geldim dedi. Uçtuk sevinçten. Yani bir vali de Tozlu Camii'ne geldi. Memur olarak imamlarla beraber. Bayağı bayramlaşıyor, Kadir Gecesi oluyor, Sakalı Şerif bekliyor, Kur'an yarışmasına 3 saat oturuyor. Öyle değil mi? Evet. İmam Hatip'in temeli atılıyor şimdi. Atıldı, bahçeye geldi, oturuyor. İşte herkes masalarda pilav falan yiyor. İşte İmam Hatip'in eski hocaları, Diyanet'ten gelen müdürler, müftüler, müftümanlar, bir sürü insan var. Baktım, Ali Bey falan birkaç kişi böyle geçer. İzlediler, mescide namaza geçiyor. Ben de duydum. Orhan Cami İmamımızın Ali Bey mescide namaza geçiyor. Zaten pilav mı yiyeceksin? Mare şu namazı bir de dedim, mare bir hafta vesile olurdu. Herkes abdeste koşuyor, abdeste. Mare Bey methetmek için söylemiyorum. Geçtik, ne gidiyor, var, var, benim var, var, müdürler var, var da var. Şimdi, bak ne oldu? Ne oldu dünya? Değişiyor. Halbuki nereler? O zaman burada şunu görüyorum. Ama buyuruyor ki ayet, biz bakacağız şimdi siz nasıl amel ediyorsunuz? Yani oraya gelmedik de, öbürleri gibi mi? Yoksa söylediğiniz gibi mi? Musa da vali için değil ki. Mesela hutbeler okunuyor şimdi. Yarın bir hutbe okunacak. Dikkatimi çekti. Ne yazıyor hutbede biliyor musun? 30 Ağustos yarın değil mi? Diyor ki hutbede, zafer Allah'tan. Özlüyorduk böyle hutbelerini. Biz hep zaferleri başlayabilir artık yamamıştık. Öyle değil mi? 30 Ağustos'ta zafer Allah'tandır. Allah zafer verir ve zafer boyuna mesaj geliyor, ihmal etmeyin, takip edin. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu bir şey için asla siyasi bir şey. Ama bir nimetin elde edilmesi, onun korunması, hayal gibi görülen şeylerin daha ilerisine geçilmesi lazım. Ki daha biz hala çok aşağıdayız. Daha ne hocalar, ne hedefler, ne mücahitler insanlar lazım biz oralara bazı olmamız için. Ama çok az bir gayretle, büyük bereketler elde ediyorsak, onun korunup daha iyi gitmesi. Ama bunların için bu böyle particilik politikası çıkarmayalım. Şimdi bakın ayete geliyorum. Diyor ki Cenab-ı Hak, innehu la yuflihul zalimun. Allah zalimlere kurtuluş vermez diyor. E kim zalim? Firavun ve tabakası zalim. Vermez. Şimdi bu ayetler bize moral veriyor mu vermiyor? Karşımızdaki Firavun olsa ne yazar? Ayete baksana. Mekke'de bu ayet okununca millet moral veriyor. Pazar günü sabahleyin inan istersiniz bak veya vaaz neyse. Ne zaman ya Allah'ın yardımı diyorlar? Efendim diyor ki demir tabaklarla taranırlardı. Destelerle biçilirlerdi, imanlarından dönmezlerdi. Sabredin Allah'ın yardımı yakındır diyor. O zaman dinden söyletmeyi diyor ki
Okulda diyor, sınıfta açıyorum diyor, televizyonu diyor, sinevizyonu diyor, İshak tanışında açıyorum makineden. Ne yap Kur'an dersinde diyor. Ne oldu? Hocam nerede? Onu besmele çekemezdim diyor. Şimdi şunu diyeceğim. Boğaz daha çok olması lazım. Müslüman diye ne kadar insan varsa tüm Kur'an dersine okullarda girmesi lazım. Önümüzdeki seneler artacak. 500 bindir, 13 milyonun hepsi. Kimse girmiyor. Ama yarısının azında olmasa. Niye? Biz Müslümanlar sadece camide değil konuşan değil. Okulda, hukukta, ticarette, eğlencede. Ama bir taraftan da kıyamete gittiğimizi unutmayın. Şu açık saçık laboratuvar mısın? Önüne geçirecek gibi değil. Ben bugün bir mahremime dedim ki, biz kadınlara gidip de şöyle giyinmeyin, böyle acıkmayın desek yanlış anlaşılıyor. Fırsat olmuyor. Bunu en iyi kadına kadın anlatır. Bunu bir yolunu size anlatır. Ama ben camide anlatırım. Onlar da Kur'an kursunda anlatır. Öyle değil. Bu iş nasıl dışarı taşıyacağız? O da iyi bir iş. Sonra ayet Firavun diyor ki, bir cümlesini söyleyeyim. Hatırlamayacağım. Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. İlahınız demek, Allah'ınız demek değil. O da öldürmedi, yaratmadığı gibi işi biliyor. Sevilecek, itaat edecek, hükmedilecek benim diyor. O da öyle söylüyor. Nefisler de bugün öyle söylüyor biliyor musun? Ne dinleyeceksin diyor. Seni dinleyeceğim ama senin dediğin Allah'a uyuyor mu? Peygamber'e uyuyor mu? Oraya bakan yok. Patron, şimdi bir dükkandan öğrenim diye kapattım. Bir dükkana gittim, bayanlar yarı baş ördüm. Yarı derken bayağı savaş ördüm. Uzun kollu gömlek demiş. İşte çalıştıran yer. Bir dükkana gidiyorsun, atletle çalıştırıyor. Patrona bak, o da patron, o da patron. Doğru mu değil mi? Şimdi onların hesabı sorulacak. Sorulmayacak mı zannediliyor? Niye? Patron benim de böyle geliyorsun. Açıldım her tarafı gözüküyor. Atlet gibi bir şey geliyor. Korkar kapında. Ben hükmederim dükkanı diyor. Ya o Müslüman fark etmez. Hepsine atlet. Atlet gelmeyen işe girmez. O zaman burada şunu görüyor. Bir Müslüman nasıl imam Allah'a hükmeder diyor ama ona o yetki verildiği için diyor. Başka bir şey diyemez. İlah olmak demek ille ben senin ilahım diye söylemeyi gerektirmez. Allah'ın dinine aykırı emrediyor mu? Talepte bulunuyor mu? Yol gösteriyor mu? Çalışıyor mu? O anlama gelir. Bu la ilahe illallah'ın ilahı anlaşılmadan illallah anlamak zordur. Rabbim başta nefsimiz olmak üzere bizi kendinden her ne varsa ayıran onların şerrinden muhafaza eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Dini ve din değerlerini doğru anlayıp muhafaza etmekte muvaffakiyet ihsan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sezginle Kur'an kursuyla ilgilendim biliyorsunuz. Orada bir cümle söyleyeyim. Oraya yardım buradan pek toplayamam. Çünkü biliyorsun eski uğraştığı. Oradan da toplanan oraya yapıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kadın hocaları var da eşyaları çok eski. Bana bir liste verdiler. Hocam dedim 40 tane yatak istiyoruz. İyice yataklar da formu oldu. 20-10 tane sene var. Yaz kış çalışıyor. Otoban koyuna yatıyor. Kapıyı tutar yani üstte çok. Bir de bunu boya. Şunu yap, bunu yap. Önüme bayağı bir liste çıkarttı. Ya bu işi içlerimizden böyle imkan olan varsa gelsin görüşelim. Bunun dediği yerden doldur. Uygulun, bir tane yatar, biraz koyar, hop dertlenelim. Ya da bir hafta sonra. Ben böyle para